Melek onun adı, hayalleri vardı. Bir yuva kuracak, mutlu olacaktı. Olmadı, olmadı. Şimdi o bir dadı, dadı dadı. Şimdi o bir dadı, dadı dadı. O şimdi bir dadı, dadı dadı. Şimdi o bir dadı, dadı dadı. O şimdi bir dadı. Şimdi o bir İnşallah dadı. Meleğin bir şeyi yoktur. Kahvaltı hiç bu kadar gecikmezdi. Yok, hayır. Meleğin hiçbir şey olmadığına eminim. Yataktan kalkar kalkmaz, tabii bornosunu sırtına geçirmek çok uzun vakit alır. Daha sonra da terlik krizi başlar. Acaba pomponlusunu mu giysem, yoksa püsküllüsünü mü? Herkese günaydın. Ah, Melek Hanım giyiniksin. Ömer Bey, bu nasıl laf öyle? Ama böyle soracağını biliyordum. Giyinip çünkü Ramazan ayındayız. İnsanın yemek yeme alışkanlıkları değişince başka alışkanlıkları da değişiyor. Kahvaltı yapmadığım için makyajıma ve elbiseme uzun uzun vakit ayırabiliyorum. Ya, ve bu yüzden de sabahın köründe böyle gözlerin pullar içinde pırıl pırıl parlıyor. Ömer Bey, ben çok sıkıldım. Sadece çocuklar kahvaltı yapıyor ama biz aynı saatte kahvaltıya iniyoruz, aynı yerlerde oturuyoruz ve sen aynı gazetenin aynı sayfasını okuyorsun. Üstelik ben manşeti bile okuyamadan gazeteyi indiriyorsun. Hayır Melek Hanım, benim herhangi bir alışkanlığım yok. Var. Her sabah buraya oturduğumda bana ne kadar güzel göründüğümü söylersin. Yok, hayır. Hiçbir zaman böyle bir şey söylemem. O zaman söyle. Pertev. Bu akşam iftar için. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Melek Hanım, senin neyin var Allah aşkına? Körün değneğini bellediği gibi takılıp gidiyoruz işte canım. Pardon Ömer Bey. Hayatımızda hiçbir şeyin değiştiği yok. Bak, bugün pazartesi. Suzan Hanım şu anda geldi. Pertev onun kürkünü alıyor. Ve Suzan Hanım diyor ki, dikkat et, kürkümü temizlemeden yeni aldım. Pertev de ona diyor ki, ağzınızdan dökülen tüylerden belli Suzan Hanım. Ve Suzan beraberlik golünü atmak üzere. Suzan Hanım geldi efendim. Melek, bana yardım eder misin? Gerçekten çok zor. Eve de bin mi? Hayır, dergideki şu test. Tabii ki ederim. Dur bakayım. Ayartan kadın mıdır, erkek mi? Bu çok tartışmalı bir konu. Şey, ben acaba nasıl? Melek, bakar mısın? Hı, Melek, buna devam edebiliriz. Yani ev ödevi mi? Dilara, şu saçlarının güzelliğine bak. Şu güzelliğin. Aa, hadi bakalım. Trigonometri hayatım boyunca çok işine yarayacak senin odana. Derslerine çalış bakalım. Marş, marş, marş. Melek, yarın arkadaşlarımla oynamak için buluşacağız. Ama yarın benim manikür günüm. Olsun, sorun değil. Tabii ki sorun. Kişisel işlerimin senin arkadaşların olan ilişkilerini etkilemesini istemem. Hemen randevumu iptal ediyorum. Melek, bunu seni incitmeden nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Dürüst ol yeter Duygu. Yarın benimle gelmeni istemiyorum. Aa, Duygu, sen hiç beyaz yalan diye bir şey duymadın mı? Yalnız gidebilecek kadar büyüdüm artık. Yalnız mı? Kaç oldun? 6 mı? 10. O ne? Onun için biraz kısa sayılmaz mısın? Arkadaşlarımla oyun oynarken dadımın oturup beni seyretmesini istemiyorum. Artık bundan utanıyorum. Duygu, sana beyaz yalanın ne demek olduğunu açıklasam iyi olacak. Suzan Hanım. Aa, bu ne şıklık böyle? Kıyafetiniz size inanılmaz yakışmış. Teşekkür ederim Melek. Yalnız sence biraz fazla
Tasarlanmış durmuyor mu? Aa, hiç de bile. Size ayrı bir hava katmış. Bugün her zamankinden daha güzelsiniz. Bak, işte beyaz yalan bu. Ama çok açık yaparsan çakılır. Melek, ben gerçekten yalnız gitmek istiyorum. Demek öyle. Melek, sana bir şey söyleyeceğim. Sesini çok özleyeceğim. Çünkü sesin çok dinlendirici. Sağ ol bir tane. Yani artık yalnız gidebilir miyim? Duygu, büyümek için neden bu kadar sabırsızlanıyorsun? Yani hep senin yaşında olup hem bekar olmak çok hoş bir duygu. Benimle vakit geçirmek zorunda kalmazsan kendine daha fazla zaman ayırabilirsin. Ama bu benim işim. Sen ne zannettin? Sinemaya, Serap'la yemeğe ya da alışverişe gidip... Duygu, biliyorsun... bunu bir kere denemeliyiz. Senin de memnun kalıp kalmayacağını bir görürüz. Nişe bak. Melek Hanım benim tek düze biri olduğumu düşünüyor. Benim. Yani Ömer sürprizlerin. Perte, sence de ben tek düze biri miyim? Yani ne yapacağımı önceden tahmin edebilir misin? Bu istikrar demektir. Tabii istikrar da iyi bir şeydir. Bunu söyleyeceğimi ben bile biliyordum. Yerinizde olsam efendim, Melek başka birisiyle evlen. Yani Melek başka bir eve gitmeden bir şeyler yapardı. Pertev, onun mutlu olmasını istiyorum. Melek Hanım'ı tatmin etmek için ne yapabilirim? İkinci bir yol daha var efendim. Pertev. Sadece biraz sevgilin efendim. Çılgınca bir şeyler yapın. Umulmadık bir şeyi. Ne bileyim. Mesela durup dururken ikramiye verin bana. Ömer Bey, Duygu arkadaşlarıyla oynamaya artık benimle gitmek istemiyor. Bana ihtiyacı yokmuş artık. Melek, 10 yaşında olduğunu biliyor muydun? Melek Hanım, bu kravat sence resmi mi? Ömer Bey, bu benim için çok sarsıcı. Bebeğimi kaybediyorum. Yani evet mi, hayır mı? Resmi mi? Elbette. Ömer Giritli başka ne giyebilir ki? Tamam. Peki. Bak. İşte. İşte gidiyor. Başka neden hoşlanmıyorsun? Pantolonundan da fazla hoşlandığımı söyleyemeyeceğim. Tamam, peki. Melek Hanım. Asıl meseleyi görmezden geliyorsun tabii. Tahmin edileceği gibi. Öyle mi? Pekala. Pekala. Şimdi bak. Bak. Bunu yapabileceğimi tahmin edebiliyor muydun? Abi, Pertev'in saçlarını karıştırdım. Bu çok tipik. Biraz fazla düz oldu. Ben daha kabarık severim. Melek, bütün kristalleri çıkarayım mı? Melek! Ay efendim, tamam. Sadece hediyeyle bir düğü ama. Ablana söyleme. Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak istemem. Duygu'nun benimle görünmek istememesine hala inanamıyorum. Hayatım, her çocuğun yaşadığı normal bir durum bu. Hani artık seni okuldan almamı istemediğin günü hatırlıyor musun? Evet ama ben pantolonumun üzerine etek giymiyorum anne. O zamanlar moda sayılırdı. Çılgın olduğum için ben mini giyerdim. Sana o kadar dokunduysa niçin gidip Ömer Bey'le konuşmuyorsun? Ömer Bey'le ben. O da başka bir hikaye. Galiba ilişkimizdeki o kıvılcım kalmadı artık. Ay evlendirmek için niçin ışıkları azaltmayı denemiyorsun? Hiç mi aklına gelmedi? Ben babanı ateşlendirmek istediğim zaman... sadece ışıkları söndürürdüm.
Anne, Ömer Bey ve ben bir elektrik düğmesine bile yakın değiliz. Hatta birbirimizin canını sıkmaya başladık bile. Bıçak getir. Evlilik de normaldir. Anne, biz evli değiliz. Birlikte yaşamıyor musunuz? Evet anne. Çocuklarına bakmıyor musun? Evet anne. Şey yapıyor musunuz? Hayır anne. O zaman evlisiniz demektir. İlişkiler bacaklara benzer. İlk zamanlar pürüzsüzdür. Zamanla pütür pütür olmaya başlar. Ama ayakta durabilmek için bacaklarımıza ihtiyacımız var, öyle değil mi? Anne, Uruç senin başına vurdu kesin. Kendini olayların akışına bırak. Zamanla her şey değişir. Bu evde değişmez. Ben bu yüzden buraya gelmeyi seviyorum zaten. Bu evde de değişimler oluyor. Bak, masanın muşambasını değiştirdim. Perdeleri yeniledim. Babanı evden kovdum. Yağsız tavuk sosu yemeye başladım. Ne? Aradaki fark hissedilmeyecek kadar az. Anne, babamla aranızda ne oldu? Bu konuyu konuşmak istemiyorum. Babana kremalı bisküvilerinden yer misin? Anne. Neyse, iftardan sonra yerim. Çok bekletme. Kullanma tarihi geçmiş. Anne, babamla niye kavga ettiniz? Yoksa başka bir kadın mı? Saçmalama Melek. Benim o taraklarda bizim yok. Kavga ettik. Siz zaten babamla hep kavga edersiniz. Yakında döner. Bu sefer farklı. Git bak. Aman Allah'ım. En kıymetli bir onu almış. Pertev, annemle babam ayrılıyor. Ya annem birini bulur, ondan hoşlanır. Üstelik de benden önce evlenirse. Aranızda rekabet olduğunu bilmiyordum. Pertev, onları bir araya getirmenin yollarını bulmalıyım. Bizim ailede daha önce hiç kimse boşanmadı. Peki kız kardeşi boşanmamış mıydı? Hayır. Onlar ayrı yaşıyorlardı. Hasife teyzeden Lami enişten? Pertev, onlar nikahsız yaşıyordu zaten. Peki ya, peki ya kuzenler? Ay Pertev, kimsin sen? Paparazzi mi? Kalk, iftar için bir şeyler hazırlaman lazım. Rukiye ninemle babaannemi iftara çağırdım. Annemle babamı bir araya getirmenin yollarını arayacağız. Peki ne yapmamı istiyorsun? İmam bayıldı mı? Hünkar beğendi mi yoksa patates mi? Ne bileyim, ben hepsini de blenderdan geçiriver gitsin. Melek, ben arkadaşımla oynamaya gidiyorum. Bir dakika, ya talimatlar? Peki, otur. Derin derin nefes al, ver. Eğer bana ihtiyacın olursa beni bulabileceğin numara bu. Zaten caddenin karşısında olacağım. Tamam, ben iyiyim. Hadi sen git. Bak Duygu, karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakmayı sakın unutma, tamam mı? Yabancılarla sakın konuşma, sakın. Klozetin kapağını silmeden asla oturma. Aferin benim bir tanemi. Hadi. Gideceğin yeri vardın zaten. Bay bay. Annemle babam ayrılıyor. Hayatta güvendiğim,
Bel bağladım, her şey birbiri yok oluyor. Melek, kendine gel. Annem beni daha doğduğum gün terk etmişti. Çünkü kız istiyordu. Tabii, ilk başta çok zor olur. Bir evden diğerine savrulursun. Hangisini en çok sevdiğini sorup dururlar. Sonra hediyeleriyle yarışarak senin sevgini satın almaya çalışırlar. Sen bütün istediklerini elde edene kadar daha da çok vermeye devam ederler. Hayat çok tatlı olabilir Melek. Boşanmanın yararlarına inan. Geliyorum. Geldim. Bir siz sigara içmeyecektiniz. Ben oruçlu değilim. Rukiye de bugün şeker bayramı sanıyor. İkiniz de sigarayı bırakacağınıza dair bana söz vermiştiniz. Ne yani, ömrümüz mü kısalır? Ayrıca Rukiye gaz yapan şeyler yemeyeceğini de söz vermişti. Sayemde otobüs boşaldı. Biz de oturacak yer bulduk. Daha ne istiyorsun? Bendeki bu kalite nereden geliyor anlamak zor. Bu dişi mi nereden çıktı? Bu kurabiyelerin sahibi var mı? İstediğin kadar alabilirsin. Annemle konuştun mu? Annenin bu serseriyi evden atması şimdiye kadar yaptığı en akıllı iş. Annen Halit Kıvanç'la evlenmeliydi. Çok yeni ne? Annen Halit Kıvanç'ı tanıyor muydu? Hayır. Tek engel de bu zaten. Sen babamla konuştun mu? Niçin? Küçük yavrum yuvasına döndü. Küçük odasına, küçük yatağına. Lütfen bana onu yıkadığını söyleme. Ay uslu çocuk. 10 yıldır yetişemediğim için değiştiremediğim bir ampul vardı. Neyse ki artık babam var. Bana alttan destek oldu. Size inanamıyorum. Babamla annemin ayrılması bir tek beni ilgilendiriyor. Gördün mü yaptığını? Melek. Sakız ister misin? Sakız orucu bozar mıydı? Kül tablası ister misin? Ben bunu nereden almıştım? Babamla ben kendim konuşacağım. Hadi size gidiyoruz. İftarı burada yapalım. Kimseyi ağırlayacak halde değilim. Evde hiçbir şey yok. Belki bir iki kurabiye ikram edebilirim, o kadar. Evimi çok seviyorum. Çok eğlenceli. Tıpkı pembe köşkün müsveddesi gibi babaanne. Sakın oturma, sonra seni bulamam. Babam nerede babam? Banyoya bak, pembe kapı. Ben de kurabiye hazırlayayım. Hadi baba, annemle birlikte olmak için yaratıldığınızı biliyorsun. Ne yapacaksın şimdi? Barlardaki o kadınlara takılıp onların senin saçını, başını, süsünü, püsünü, o dar pantolonu giymek için harcadığın vakti fark etmelerini mi bekleyeceksin? Çok yazık, çok. Sıcak kurabiyeler. Hiçbir şey değişsin istemiyorum ben. Annemle babamı bir araya getirmeye çalışıyorum. Öyle her zamanki gibi olsunlar istiyorum. Annem mutfakta, babam oturma odasında, saçı yatak odasında. Baba! Ne yapıyorsun orada? Çık dışarı artık. Ay, bırak da biraz konuşalım. Anne! Ne işimiz var orada? Babam banyoyu daha çok seviyor. Neden sallanan bir klozet almıyoruz? Anne! Bir araya geldiğiniz ve sorunlarınızı giderdiğiniz için çok mutluyum. Baban gidermeye devam ediyor. Misafirperverliğin için çok teşekkürler anne. Cadılız. Cadılızın kaynanası. Tamam.
Ben geldim. Şükürler olsun. Bu evde hiçbir şey değişmiyor. Benim o güvenilir, dayanıklı, granit kadar sağlam, eski kafalı ve her zaman istikrarlı. Bu akşam muhteşem bir parti var. Gece yarısına kadar sürecek. Sen bak kızım demeden, yani gitmemi yasaklamadan önce gidebilirsin sen... Dilara. Git eğlenmene bak kızım. Ama baba çok katısın. Hiçbir zaman bir yere gitmeme izin vermiyorsun. Oysa bütün... Dedesi? Gidebilirsin dedim. Planlarını bozmak istemem Dilara. Bunu niçin yaptığımı biliyor musun? Başına saksı mı düştü? Hayır Dilara. Belki birilerinin düşündüğü gibi istikrarlı, hatta tek düze biri değilimdir. Dilara. Görüşürüz. Ömer Bey, ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Çok duygulandım. Ama beni memnun etmek için değişmene gerek yok. Hayır Melek, hayır. Gerçekten de çok haklıydım. Çok sıkıcıydım. Biraz değişikliğe ihtiyacım vardı. Şimdi şaşırsınlar bakalım. Hayır, ben şaşırmak istemiyorum. O sıkıcı adamı istiyorum ben. Hem de çok istiyorum. Ona ihtiyacım var. Ona sahip olmalıyım. Benim eski sıkıcı halime dönmek gibi olacak ama... Neden bahsediyorsun sen? Bu değişmemden hoşlandığını düşünüyordum. Ama birazcık değişmeni. Yani azı iyidir. Tıpkı Michael Jackson'ın yüzü gibi. 95'ten sonra değişimi o kadar abartmamalıydı. Ya, ben de bu halimden hoşlanmaya başlamıştım. Yapma Ömer Bey. Ben Duygu'nun yalnız gitmesini ne kadar istemiyorsam... sen de Dilara'nın partiye gitmesini o kadar istemiyorsun. Ben Dilara'nın partiye gitmesinden o kadar da hoşnutsuz değilim. Gece yarısına kadar. O bir yetişkin. Tanımadığın bir arkadaşıyla. Evet, ona güveniyorum. Hem de Erdal Hoca'nın yeğeniyle. Dilara. Bunu yapmama nasıl izin verdin? Ben söylemeye çalıştım ama. Şu halime bak. Tıpkı Fatih Yürek gibi giyinmişim. Senin de yaşamak ne kadar dolambaçlı, ne kadar çılgın, ne kadar çetrefilli. Bağır, bağırmaya devam et. Böyle daha sağlıklı, daha tutarlı. Alo, Berna'm Duygu orada mı? Oyun mu oynuyor? Peki, ona doktorunun aradığını söylersiniz. Şey, sadece kıza mı kovmuş? Yani merak etmesine gerek yok. Bir de kaşınmaması gerekiyormuş. Ne? Hemen gelip Duygu'yu almamı istiyorsunuz? Tamam, hemen geliyorum.